Merhaba sevgili doğa severler. Bu videomuzun konusu asparagas olarak da bilinen kuşkonmaz otu. Evet, esasında bu bir ot ve biz Egeliler bu ota çok da yabancı değiliz. Dağlarda bunun yabanisi bitiyor. Tilkişen veya kedirgen ismiyle tanınıyor. Pazarlarda bolca satılıyor. Dağlara pikniğe gittiğimizde biz bunlardan topluyorduk. Küçükken yerdik bunları. O yüzden biz buna çok da yabancı değiliz. Şimdi bu kuşkonmaz otuyla ilgili sizlere anlatacaklarım var. Şimdi diyeceksiniz ki, yani bu otu nereden bulabilirim? Öncelikle bu biraz lüks marketlerde satılıyor. Evet, bu ot biraz pahalı. Daha çok zenginlerin sofralarını süslüyor. Et yemeklerinin yanında, et yemeklerinin, bakın dilim bile dönmüyor yani et yemeği derken. O kadar uzak kaldık yani. Et yemeklerinin yanında tüketiliyor. Özellikle ızgaralarda böyle kalın, antrikot, T-bone, Dallas steak etlerin yanında görürsünüz bunu. Zenginlerin sofralarını süsler. Şimdi bize de bir yerden geldi. Şimdi anlatmayayım nereden geldiğini. Mevsimi dardır. Genellikle bu Nisan, Mayıs aylarında, Mart aylarında bulunabiliyor bu. Yetiştiricileri bu işte çok para olduğu için bu işe giriştiler. Ve artık yetiştiricileri de bir hayli arttı. Ulaşılması bir tık daha kolay hale gelmeye başladı bunun. Peki biz bunu nasıl yiyeceğiz? Şimdi ben buna yabancı olmadığım için nasıl yenileceğine de yabancı değilim. Öncelikle bunu yumurtayla kavurup yiyebilirsiniz. Kahvaltılarda bildiğin yumurtayla kavurup yiyebilirsin. İkincisi, bunun soğanlı yemeğini yapabilirsin. Üçüncüsü, zenginlerin yediği gibi böyle etin yanında bunu hafif tavada kavurup veya tavanın da kapağını kapatıp pişirip yiyebilirsin. Normal haliyle biraz sert gibi gözükse de aslında çok gevrek, kıtır bir ot. Hatta böyle çiğ bile yiyebilirsiniz. Yani lezzetli, tadı güzel, yemesi çok yumuşak, güzel bir ot yani bu. Ha, unutmadan bunu fırında da yapabilirsiniz. Gayet güzel bir ot. Üzerine hafif tuz da sepeleyebilirsiniz. Ama şimdi bununla ilgili konuşulmayanlar hakkında ben biraz konuşacağım. Şimdi biz Aydın'da bunu bolca tüketirdik. Tüketirken de yani insanlar söylemeye çekiniyor ama benim bir şey dikkatimi çekmişti. Ta küçüklüğümden beri. Bunu ne zaman yesem idrarımda böyle kimyasal bir koku oluşurdu. Sonra ben bunu samimi birkaç arkadaşa da sordum. Dedim var mı sizde de böyle bir şey? Evet dediler var. Bunu biraz fazla tüketince, fazla tüketmeye de gerek yok. Yani mesela şöyle alın. Şu ikisini yiyin. Sonra idrarınızda kimyasal bir koku meydana geliyor. Rengi de bazen değişebiliyor. Yani bunda ayıp bir şey yok. Ben bunu anlatıyorum. Çünkü bilmeniz lazım bunu. Şimdi bildiğim kadarıyla yani uzmanlar daha iyi cevaplayabilir bu sorunun cevabını. Benim bildiğim kadarıyla idrarın rengini ve kokusunu değiştiren gıdalar genellikle ya karaciğeri zorlar ya da böbreği zorlar. Benim bu konuda endişem var. Acaba bunun karaciğere ve böbreğe bir zarar olabilir mi? Bunu yiyorsunuz, idrarınızda çok bariz, kimyasal bir koku meydana geliyor. Rahatsız edici düzeyde yani. İnsanlar bundan bahsetmiyor, çekiniyor. Biraz mahrem bir konu olduğu için ama ben söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten hani bu acaba böbreği zorluyor mu? Karaciğeri zorluyor mu? İdrar yollarına bir etkisi mi var? Bu konuyu ben merak ediyorum. Araştırdım, bulamadım. Bir kaynakta böyle bir ilgili çalışma bulamadım bununla ilgili. Biliyorsanız lütfen yorum bölümüne yazın. Eminim izleyicilerimiz arasında bu işle ilgilenen biyokimyacı, tıbbiyeci ve hani laboratuvarcı artık neyse bu bilim dallarıyla uğraşanlar elbette vardır. Lütfen bizi ve izleyicilerimizi aydınlatın. Hepimiz öğrenmiş olalım. Benim endişem bu konuyla ilgili budur. Yoksa ot gerçekten çok güzel bir ot. Yiyorsunuz, lezzetli, hafif tuzlu, ağızda hiçbir acı tat bırakmıyor ve ferahlık hissi de veriyor. Kütür kütür yiyorsunuz yani bunu alın. Hiç pişirmenize bile gerek yok. Alın götürün. Bir de şu da var, bunu dağda nasıl topladığımızla ilgili ben bir video paylaşmıştım. Bu videoyu da izlemenizi istiyorum. Biz bunu dağda nasıl topluyoruz? Demet demet pazarlarda nasıl satılıyor? Nasıl yemeğini yapıyoruz?
Bunları anlattığım bir video mevcut. Linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Hani bulup izlemenizi de isterim. Şehirlerde gördüğümüz kuşkonmazın ataları. 1, 2, 3, şu ileride de var sanırım. Bir tane, 4 tane kedirgen var. Şimdi bir tanesini kopartalım şunları. Tek elle koparmaya çalışacağım. Evet, kopardım. Gördüğünüz gibi. Tabii bu tamamı yenmiyor. Şimdi bunun yabanesi bu kadar kalın değil elbette. Daha ince. Pazarda zaten görürsünüz. Çok sayıda kuşkonmaz böyle lastiklere sarılı demet demet satılır. Ama tadı aynı. Her şeyi aynı yani. Bildiğin kuşkonmaz yani o da. Yabanesini almak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü hem doğal, hiçbir gübre yok. Dağdan, bayırdan topladığın gibi. Hem de lezzeti. Lezzeti de aynı. Hatta daha iyi olduğunu bile söyleyebilirim lezzetinin. Bir de köylü kalkınıyor. Yani direkt bunları dağdan toplayan kişi köylü. Köylü geliyor. Dağdan, köyden doğrudan size ulaştırıyor. Yani ben bunu daha çok tercih ediyorum. Bunların bilimsel adını bilmiyorum. Biliyorsanız yine yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Bir de bunları kavanozda görüyorsunuz. Neden kavanozda bunlar? Çünkü saklama koşulu en iyi bu şekilde. Biz hepsini test ettik. Naylona sardık, lastiğe sardık, kağıda sardık falan. Ama yok. Pörsüyor arkadaşlar. O şekilde saklarsanız. Aynı nasıl bir demet çiçeği kavanoza koyarsınız böyle. Daha doğrusu vazoya koyarsınız. Dibine biraz su koyarsınız. Aynı. Bu otları da kavanoza koyun. Dibine birazcık da su ekleyin. Bu uzun zaman böyle diri kalıyor. Tazeliğini koruyor. En güzel saklama koşulu ben test ettim bu arkadaşlar. Bir de bunu merak ediyor olabilirsiniz. Tadına bakmak istiyor olabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla üretici bu işe girişti. Artık çok fazla üreticisi var. İnternetten satışı da var. Şimdi ben bir site ismi vermek istemiyorum. Hani hangisi iyidir, hangisi kötüdür siz karar verin. İnternette çok sayıda site var bunun satışını yapan. Hatta zaman zaman bunların fiyatları markette satılanlardan da daha ucuza geliyor. Kargo fiyatını ekleseniz bile daha ucuza geliyor. Bir deneyebilirsiniz diyorum. Ayrıca videomuzu burada artık bitiriyorum. Bu soruların cevaplarını da sizlerden bekliyorum. Kanalımıza abone olarak biliyorsunuz bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Her yorum bizim için kıymetli. Hepsini teker teker okuyorum. Ve aynı zamanda kanalımızın da bir katıl butonu var. Katıl butonuyla beraber bizim gezilerimize ve çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.